Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere meşhur bir mum modeli olan Doji'lerden bahsedeceğim. Doji nedir? Doji mum modelleriyle trade edilebilir mi? Grafiğin üzerinde herhangi bir noktada olan Doji dikkate alınmalı mı? Trade edilebilir Doji'ler hangileridir ve nasıl trade edilir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Doji bildiğiniz üzere bir meşhur bir Japon mum modeli. Doji'nin sözcük anlamına baktığımda Japonca aynı şey anlamına geldiğini gördüm. Peki nedir bu doji ve nasıl oluşur? Arkadaşlar doji basitçe açılış fiyatıyla kapanış fiyatının aynı ya da çok yakın olmasıyla oluşan mum modelleridir. Açılış fiyatıyla kapanış fiyatının aynı ya da çok yakın olmasıyla oluşan mum modelleri. Bu ne ifade ediyor? Bir denge ifade ediyor aslında Arkadaşlar. Ne olmuş? Mum açılmış. Şurada bir fiyattan açılmış. Açıldığı fiyattan yukarıya doğru çıkmış. Yukarıya doğru çıktıkça satıcılar aşağı doğru göndermişler. Aşağı doğru inmiş. Aşağı doğru indikçe alıcılar yukarıya doğru göndermişler. Mum kapanış saatine geldiğinde ya açılış fiyatıyla aynı noktada ya da açılış fiyatının çok yakın bir noktada kapanış vermiş. Böylelikle de Doji mum modeli oluşmuş arkadaşlar. Burada işte ne yapmış? Gördüğünüz ekrandakilerin hepsi Doji. Şu en bilinen görünümü ve haliyle klasik Doji arkadaşlar. Bunların farklı farklı isimleri var. Şu, şu doji, bu doji falan diyor. Ben öyle isimlerine girmeyeceğim. Biraz sonra bir ifadeyle tanımlayacağım bunları ama bunların hepsi doji. Bakacak olursak ne olmuş? Bu mumda fiyat yukarı doğru gitmiş, aşağı doğru satıcılar göndermiş, satış yapmışlar. Aşağı doğru gitmiş, yukarı doğru alıcılar göndermişler ve fiyat neredeyse açıldığı fiyatta kapanış vermiş. Burada da aynı şey geçerli. Burada fiyat daha yukarı gitmiş daha uzun yukarı gitmiş. Alıcılar aşağı doğru yollamış. Sonra satıcılar aşağı doğru yollamış özür diliyorum. Aşağı doğru gitmiş. Alıcılar yukarıya doğru yollamış. Fiyat burada açılmış. Hemen hemen aynı yerde kapanmış. Bunların hepsinde durum böyle arkadaşlar. Tek tek anlatmayacağım bunları. Arkadaşlar burada alış fiyatıyla satış açılış fiyatı, açılış fiyatıyla kapanış fiyatı hemen hemen aynı noktada olduğunda böyle bir çizgi halinde Gözükür, doji. Ama bazen birazcık daha geniş olabilir yani açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasında birazcık daha e, fark olabilir arkadaşlar. Bunlar da dojidir yani şu şekilde gözükenler de dojidir böyle aynı fiyatta açılış fiyatı ile kapanış fiyatı milimetrik aynı fiyatta değil diye bunlar doji değil diyemezsiniz. Bu renkleri bu arada rastgele koyuyorum. Hiçbir önemi yok renklerin ne olduğunu arkadaşlar. Bunların hepsine dojiler gidersiniz. Yani renginin kırmızı ya da yeşil olması yönü hakkında ya da trade edilmesi şekli yani nasıl trade edileceği hakkında bir fikir vermez size. Yani Mesela bu kırmızı da olsa aynı şey, yeşil de olsa aynı şey, bu da kırmızı da olsa aynı şey, yeşil de olsa aynı şey oluyor arkadaşlar. Çizgi halinde görseniz de bunları doji, yani açılış fiyatı ile kapanış fiyatı aynı olsa da doji, açılış fiyatı ile kapanış fiyatı birbirine çok küçük, çok yakın olduğu için, çok küçük fark olduğu için arasında böyle küçücük bir gövde, minicik bir gövde oluşturduğu zaman da bu mum yapısı bir doji oluşturur arkadaşlar. Şuraya da bir tane koyalım. Dediğim gibi renginin, mum gövdesinin renginin hiçbir önemi yok. Burada önemli olan arkadaşlar alıcıyla satıcının fiyatı dengede tutması. Bir aşağı, bir yukarı göndererek açılış ve fiyatın kapanış fiyatını yaklaşık olarak aynı yerde tutarak bu, bu mum modelini oluşturmasıdır. Bu mum modeli arkadaşlar tek başına bakıldığında, tek başına değerlendirildiğinde kararsız bir mumdur. Dengede bir mumdur, evet çünkü alıcıyla satıcı arasında denge var. Alıcı ve satıcı arasında denge sağlanıyor, fiyat aynı yerde kalıyor. Açıldığı işte şu zamanda atıyorum 4 saatlik bir mum, saat 19'da açıldı diyelim. 23'te kapandığında açılış fiyatıyla kapanış fiyatı birbirine çok yakın oluyor. Bu ne demek? Alıcı ile satıcı arasında bir denge var demek. Alıcı ile satıcı arasındaki dengeyi temsil eden bir mumken aynı zamanda o mum zamanı içerisinde o time frame yani bu mumun gerçekleştiği zaman içerisinde bir kararsızlık, karar verememe durumunu da temsil ediyor. Karar verilememiş, yönün nereye gideceği belli olmamış. O yüzden kararsız bir mumdur. Bu yüzden arkadaşlar bu muma tek başına trade etmemelisiniz. Tek başına trade edilemez. Tek başına reversal bir mum olarak değerlendirilemez arkadaşlar. Oluştuğu bölge nerede oluştuğu, Hangi bölgede oluştu bu doji? Ve ardından gelen mumlar, takip eden mumlar dikkate alınarak dojiler trade edilebilir. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz iki tane ee, şu fazla olmuş, bunu atalım. Ee, kutucuk içerisinde birinde bir tane mum, klasik doji görünümü, diğerinde de dört tane yine dojinin farklı görünümlerini ee, koydum buraya. Neden bu iki kutuyu ayırdım arkadaşlar? Bu kutu arkadaşlar, birinci kutu, bizim klasik doji görüntümüzdür Birinci kutuda baktığınız zaman arkadaşlar, şunu da kaldırdığımızda, Böyle de klasik doji. Böyle de klasik doji arkadaşlar. Fark etmez. Altındaki ve üstündeki iğnenin altındaki ve üstündeki iğnenin arkadaşlar Boylarının birbirine yakın oldu. Yani bir tarafın diğer taraftan uzun olmadığını görüyoruz. Yani iğne boyları arasında da klasik dojide bir denge var. Yaklaşık olarak ya şöyle baktığınızda bir denge de bir görüntü varsa bu klasik dojidir arkadaşlar. Bu klasik bildiğimiz dojidir. Ancak eğer dojide açılış ve kapanış fiyatı yani gövdesi birbirine çok yakın olan dojide bir tarafın iğnesi diğer tarafın iğnesinden uzun ise ya da hiç yoksa bir tarafta iğne bu şekilde mumlar oluşur. Şimdi bir düşünelim. Hemen geçmişteki anlattığımız videolara gidelim. Biz gövdesi çok uzun çok küçük. Pardon. Tekrar edeyim. Gövdesi çok küçük ama bir taraftaki iğnesi çok uzun olan mumlara ne diyorduk? Pimbar diyorduk arkadaşlar. Gövdesi küçük. Gövdesine nazaran iğnesi bir taraftaki, iki taraftaki değil bir taraftaki iğnesi çok uzun olan mumlara pimbar diyorduk. E böyle bakıldığında bunlar arkadaşlar Doji'nin tanımıyla Doji'de de Açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark çok küçük olduğu için gövde çok küçük. Böylelikle pin barın birinci koşulunu sağlıyor. Klasik doji yani bu doji ikinci koşulu sağlamıyor. İkinci koşul neydi? Bir tarafta uzun bir iğne olacaktı pin barda. Klasik doji bunu sağlamıyor ama klasik doji'nin haricinde kalan şu 4 tane modelde şu 4 doji modeli pin bar özelliğini sağlıyor arkadaşlar. Neden? Gövde küçük, oldukça küçük ve bir tarafta iğne uzun. O zaman bunlara ben kendim söylüyorum böyle bir ifadeyi, böyle bir ifade yok. Pimbar'a benzeyen pimbarımsı dojiler diyebilir miyiz arkadaşlar? Bence diyebiliriz. Ben bu dojileri arkadaşlar, bu pimbar'a benzeyen iğnesi uzun dojileri pimbar kurallarını dikkate alarak, pimbar stratejilerini, pimbar nüanslarını dikkate alarak trade edebiliyorum. Bunu tutup da burada işte pim bar ve pim bar stratejileri nedir anlatmayacağım. Onu zaten geçmişte anlattım. O videodan dinlemek isteyen ya da başka birinden öğrenmek isteyen gidip öğrenebilir. Buradaki 4 adet tek tarafı uzun, tek tarafı uzun. Diğer tarafında küçük bir iğne. Küçük bir iğne. Olan ya da hiç iğne olmayan. Bir tarafındaki iğnesi uzun diğer tarafındaki iğnesi küçük ya da hiç olmayacak olan açılış fiyatı ile kapanış fiyatı birbirine çok yakın. Dolayısıyla gövdesi çok küçük olan bu mumlara ben pin doji diyorum. Pin barların kurallarını kullanarak trade edebiliyorum. Pin barların işleme giriş noktalarını stratejilerini kullanarak. Bunu da bunu yapamazsınız arkadaşlar. Bunlar, bunu da pin bar kurallarını işletemezsiniz. Evet. Böylelikle ee, ilk nasıl trade edilebileceğine dair bilgiyi vermiş oldum. Ancak bunun nasıl trade edebileceğini yine altını çiziyorum. Bu videoda anlatmayacağım. Pinbar videosunda anlattım zaten. Şimdi gelelim asıl konumuza. Biz bunları doji basit, tanımı basit, görünümü basit hangi dojileri trade edeceğiz ve nasıl trade edeceğiz. Burada İki konu karşımıza çıkacak. Birincisi arkadaşlar trend devam formasyonu olarak karşımıza çıkacak dojiler. İkincisi ise tepe ve diplerde karşımıza çıkacak dojiler. Biz bunları nasıl trade edeceğiz? Bu videoda arkadaşlar trend devam formasyonu olarak karşımıza çıkan dojileri anlatacağım ve onları nasıl trade edebileceğimizi göstereceğim. Trend devam formasyonu olarak çıkan dojular nasıl çıkar karşımıza? Düşüş, baz bölge düşüş. Yani drop baz drop şeklinde çıkar. Veya arkadaşlar rally baz bölge rally yani yükseliş, bekleyiş, yükseliş şeklinde karşımıza çıkarlar. Orada baz bölge olarak tanımladığımız, baz bölge olarak tanımladığımız yerlerde karşımıza çıkan dojileri nasıl trade edeceğimizi göstereceğim. Bir sonraki videoda ise tepe ve diplerde oluşan dojilerde nasıl trade edeceğimizi göstereceğim. Ee, arkadaşlar trend devam formasyonu şeklinde e, trend devam formasyonu da oluşan bazı bölgelerde Oluşan dojileri trade edebileceğimize göre hemen aklımızda bir trend devam formasyonlarını canlandırmamız gerekiyor. FTR'ler anlattım eski videolarda var. Important Trading sonlar anlattım eski videolarda var. First Offset'ler, Flag Limit'ler, e, Hidden Bays'ler, e, Blind Spot'lar bunların hepsini anlattım trend devam formasyonu olarak. Bunların e, gidip bakabilirsiniz bakmak isterseniz. Şimdi bir yenisini anlatıyoruz. Trend devam formasyonu olarak dojiler. Bu dojiler bazen işte burada bahsettiğim trend devam formasyonlarından biri oluyor. Mesela FTR oluyor. Mesela flag limit oluyor. Tek başına o doji flag limit ya da FTR olabiliyor arkadaşlar. Ve biz bunun flag limit ya da FTR olmasından yararlanarak trade ediyoruz. İsmini belki öyle vermiyoruz. Ama ondan yararlanarak trade ediyoruz. Nihayetinde baz bölge trend doğan formasyonu olması özelliğini kullanarak trade ediyoruz. Peki nasıl? Bundan önceki son iki videoda gizli taban hidden base ismiyle ve blind spot kör nokta stratejilerini anlatmış ve bunun bir üçüncüsü daha var dojiler var dojilerde de bu şekilde trade ediliyor demiştim vaktim olursa anlatacağım demiştim. Şu anda onu anlatıyorum arkadaşlar. O videoları öğrenmek isteyenler lütfen bir bundan önceki iki videoya baksınlar. Bu çünkü onun üçüncü modeli. Dojili modeli. Ne yapıyorduk? Bir destek ya da direnç arıyorduk. Burada destek arıyoruz. Destek oluşmuş. Böyle V şeklinde bir yapı oluşmuş. U şeklinde de olabilirdi. Fark etmez. Ama V ve keskin olursa daha iyi oluyor. Bir destek bölgesi. Sonra oluştuktan sonra fiyat yukarıya doğru çıkıyor. Sonra gelip burayı net bir şekilde kırıyor. Buna temiz kırma. Clean break out deniyor. Temiz bir şekilde kırıyor burayı kırarken arkadaşlar yani burada momentumunu bir şekilde kırmasını falan düşünmeyin de temiz bir şekilde kırıyor. Kırarken tam bu noktayı kırarken arkadaşlar buralarda bir doji bırakıyorsa hemen bu desteğin yakınında bir doji bırakıyorsa hemen hemen aynı noktada bakın kırmadan önce ve bu doji'yi bıraktıktan sonra düşüş devam ediyorsa bu doji kıymetli bir dojidir arkadaşlar. Aynı hidden base gibi Aynı hidden base gibi bu trade edilebilir bir nokta olarak işaretlenir. Burası bir e, Aşağı doğru kırdığı için arkadaşlar Talep bölgesi olarak işaretlenir bu doji Ve fiyat Bakın dojiyi işaretliyorum. Dojinin iki ucunu işaretleyip bırakıyorum. Fiyat aşağı kırıp Tekrar aşağıdan buraya geldiğinde buradan arkadaşlar işlem alınır. Aşağı yönlü işlem alınır. Tabi bu sizin tercihlerinize bağlı olarak işte low time frame'de bir aşağı doğru buradan bir market kırılımı gördüğünüzde ya da benim kullandığım reversal bir mum yapısı görmeyle veya emir atarak o size kalmış entry tipiniz, entry modeliniz size kalmış bir durum. Bu modellerden biriyle eğer bu dojinin çalışacağına inanıyorsanız, bu kırılımın temiz olduğuna inanıyorsunuz, işleme girersiniz, stopunuzu da dojinin biraz üstüne koyarsınız arkadaşlar. İşleme girişleriniz doji alanıdır, doji alanıdır. Ee, aslında tam dojinin çizgisidir genellikle ya da işte şu kırıldığı noktanın çizgisidir eğer tam üst üste geliyorsa. Ama e, ben dojinin alanını Doji'nin tüm alanını dikkate alıyorum işleme giriş bölgesi olarak e, normalde şu Doji'nin tam fiyatının olduğu yeri veriyorlar yani Doji'nin e, çizgisinin olduğu yeri veriyorlar e, fiyatın hemen üstüne Doji'nin hemen üstüne stop noktasını koyarlar buradan işleme girerler short işlem açarlar tam tersine bakalım bir de yani bu bir iş model bir de bu iş modeline bakalım. Bu iş modelde de bir ne arıyoruz arkadaşlar? Direnç. Direnç var. Direnç nasıl oluşmuş? Burada bir ters V şeklinde oluşmuş. Şöyle U şeklinde de olabilir. Ama ter, böyle keskin V'ler falan daha iyi çalışıyor. Onu söyleyeyim. Bu oluştuktan sonra geliyor. Ne yapıyor? Bir zaman sonra geliyor burayı kırıyor yukarıya. Bu direnci kırıyor. Kırarken ne bırakacak arkadaşlar? Doji bırakacak. Kırarken bir doji bıraktıysa bu bizim için kıymetli bir dojidir. İşte bu kıymetli doji trade edilebilir bir dojidir arkadaşlar. Tabii e, kırarken doji bıraktığı ne demek? Burada hemen kırarken bir bekleme mumu yapıyor. Düşüş var. Burada bir doji ile bir kararsız kalıyor. Sonra arkasından bir mum geliyor. Ne demiştim? Tek başına bu doji yaptı diye aa burada doji oldu o zaman aşağı doğru gidecek diyemezsiniz. Hemen arkasından ne geliyor bakın. Bir tane kırılımı devam ettiren bir mum geliyor. Yeşil bir mum geliyor yukarıya doğru. Biraz önce düşüşte de kırmızı mum geliyordu. Doji'nin arkasından bir mum görüyoruz. Aa tamam diyoruz. Kırılım gerçekleşti. Kırarken de burayı kırarken de buraya bir doji bıraktı. Hemen direncin yakında. Bu diyoruz hemen hemen çok yakınına bırakması lazım arkadaşlar. Bu doji nedir? Trade edilebilir bir dojidir. Hemen alanını çiziyoruz bunun. Genellikle dojinin tam karar fiyatını işleme gelişerek olarak kullanıyorlar ama ben tam alanını kullanıyorum. Tabii özellikle de şuradaki direnç çizgisine yakınsa. Ben tüm alanını kullanıyorum. Eee işleme giriş yeri olarak görüyorum gözlem değerlendiriyorum. Ve arkadaşlar stop noktamı dojinin biraz altına koyuyorum. Ve fiyat eğer tekrar buraya geri döner buradan bir tepki verirse bir reversal mum yapısı görürsem yani bir onay mumu görürsem tekrar yükseleceğine dair işleme giriyorum. Low time frame'da. Ya yani bu grafiği ben atıyorum. 4 saatlikte çizmişsem gidip de 4 saatlikte onay mumu aramıyorum. Gidiyorum 15 dakikada, 30 dakikada, belki 5 dakikada bir dönüşümü arıyorum. İşte bunu 2 işte saatte çizdiysen, belirlediysen bu olayı, yapıyı gidip mesela 5 dakikalıkta, 3 dakikalıkta şurada yukarıya doğru bir market kırılımından eğer onu tercih ediyorsanız. O market kırılımından ya da bir dakikalıkta kullananlar da var. bir dakikalıktaki market kırılımıyla işleme giriyorlar falan. Market kırılımıyla yukarıya doğru işleme giden o, o tarzda e, entry tipi modeli yapanlar için e, söyledim. Onlar o şekilde giriyor. Bazısı da direkt emir atmayı tercih ediyor. Bu üç modelde de girebilirsiniz. Bunun temiz bir kırılım olduğuna, clean bir breakout olduğuna ve burada bırakılan dojinin Burada bırakılan dojinin çalışacağına inanıyorsunuz. Ben özellikle bu tarz e, hidden base'leri izleyenler, bilenler, çalışanlar üzerinde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Aynı Hidden Base gibi bu dojileri trade etmeyi çok seviyorum, çok efektif buluyorum. Tabii ki şunu söyleyeyim artık bende bir göz aşinalığı oluştu ciddi bir şekilde. Ben mesela şu dik V'lerin daha iyi çalıştığını U'lara göre, daha keskin hareketlerin daha iyi çalıştığını, temiz breakoutların nasıl olduğunu, temiz geçişlerin nasıl olduğunu daha net e, algılamaya başladım çünkü çok fazla pratik ettim. Siz de zamanla kullandıkça işte zaten hidden base'de falan momentumlu geçiş şartı var. bir spotta da öyle, blind spotta da öyle momentumlu geçiş şartı var. Burada da yine temiz bir kırılım olması yani dojinin arkasından net bir mum gelmesi önemli. Net mumları gördüyseniz muhakkak ben kendim burayı trade etmeyi tercih ediyorum. Yani bu doji oluştuktan sonra net net mumlarla düştüyse bu dojinin çalışma ihtimali çok yüksektir. Bu V U'da, U'dansa V daha keskinse şu hareketin geliş açısı 90 dereceye yakınsa her zaman 90 derece olmaz ama yani dike yakın güzel keskin bir açıyla kırıyorsa burayı bu dojinin ya da bir önceki videoda anlattığım gibi o hidden base'in çalışma olasılığı daha yüksek oluyor arkadaşlar. Evet trend devam olarak kullanacağımız trend devam formasyonu olarak kullanacağımız trade edeceğimiz dojilerden biri buydu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Aslında bunu gösterdim uzun uzadıya üstünde durmayacağım. Daha önceki videolarda vardı çünkü. Evet. Arkadaşlar hatırlarsanız FTR anlatmıştım. FTR anlatırken yine aynı mantık düşüş gelirdi. Bir bekleme bölgesi olurdu. Sonra düşüş gelirdi. İşte orada bir tane mum varsa, bir ya da iki mum varsa biz o bölgeye FTR ya da karar mumu veya başka bir şey derdik. O bölgeyi çizerdik. Bunu işte FTR yapısı olarak adlandırır. Adlandırır. Fiyat tekrar buraya döndüğünde trade ederdik. Burayı bir baz bölge, bir ıı, düşüş olduğu için arz bölgesi olarak değerlendirir. Fiyat tekrar buraya döndüğünde burayı trade ederdik. Veya bu oluştuğu anda da trade edebilirdik. Onu o videolarda anlatmıştım. FTR videolarını izleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada da yükseliş var. Fiyat yükseliyor. Bir duruyor. Bir dinleniyor şurada. Bir ya da iki mum. Sonra yukarıya çıkıyordu. İşte burada beklediği bir ya da iki mumluk bölgeye ki genelde ben bir mumluk bölgeyi tercih ettiğimi söylemiştim. O bir mumluk bölgeye biz FTR ediyorduk. Ve Fiyat e, tekrar bu yükseliş sonunda tekrar buraya aşağı doğru geldiğinde bu bölgenin bir talep bölgesi olarak çalışacağını, bu kırmızı mum yapan bölgenin bir talep bölgesi olarak çalışacağını, buranın tepki vereceğini düşünüyorduk ve buradan işlem arıyorduk. Bunları söylediğim gibi FTR videolarında anlatmıştım. Şimdi burada da aynı şey, hiçbir fark yok arkadaşlar. Fiyat düşerken bir doji bırakıyorsa, Fiyat düştü, düştü, düştü. Sonra bir yerde bir doji bıraktı. Tabii düşüşe ters yönlü olması lazım. Yani kırmızılar Ya da düşüşe ters yönlü olması gerekmiyor arkadaşlar. Ren Dojinin renginin bir önemi yok. Çünkü kararsız bir Burada bir doji bıraktı arkadaşlar. Yani kırmızı da olsa aynı şey. Yeşil de olsa aynı şey. Ben bunun renklerini kırmızı ve yeşil yaparak yanlış yapmışım açıkçası. Renginin hiçbir önemi yok. Burada geldi, geldi, geldi ve bekledi. Burada bir doji yaptı. Sonra inmeye devam etti. İşte bu bizim trade edebileceğimiz FTR yapısındaki bir dojidir arkadaşlar. Burada da fiyat geldi geldi. Burada kırmızı ya da yeşil olmasının bir önemi yok. Doji bıraktı. Bu da bizim yine trade edebileceğimiz bir dojidir FTR yapısında olduğu gibi. Hemen yapacağımız şey pardon. Buraya arkadaşlar dojinin olduğu yeri bir düşüş için arz bölgesi yükseliş için talep bölgesi olarak işaretlemek fiyat buraya geldiğinde tekrar fiyat tekrar buraya geldiğinde buradan pardon fiyat düştü buraya tekrar geldiğinde buradan artık kendi giriş tekniğinize göre short işlem bu stratejiye göre açarsanız topunuzu bu dojinin biraz üstüne koyarsınız işleme girişleriniz bu dojinin aralığı olur arkadaşlar bu dojinin aralığı olur ve e, ee, hedefinizde ilgili bölgeye koyarsınız. Yine ister reverse mum yapısıyla girersiniz, ister low time frame'de market kırılımı ile girersiniz, ister direkt emir atarsınız. Bu size kalmış. Aşağı yönlü işlem arasınız. Bunda da fiyat çıktı çıktı yukarıya giderken bu dojiyi bıraktı. Yukarıdan aşağı dönerken döndüğünde buradan tepki alacağını düşünüp ister emir atarak ister ee, Low time frame'de market kırılımı yukarıya doğru yakalayarak ister e, reversal mum yapısı kovalayarak bu noktadan işleme girebilirsiniz. Stop noktasında dojin'in altına koyarsınız. Biraz önce yukarıda gösterdiğim e, işte tam destek direncin kırılımı. Tam destek ve direncin kırılımı şurada gösterdim. Şeklindeki dojiler aslında dar flag limitlerdir arkadaşlar. Bunlar aslında dar flak limitlerdir. Burada aslında dar flak limitleri, bayrak limitlerini trade ediyorsunuz. Bu yapılarda ise, bu yapılarda ise doji ile oluşan, doji ile oluşan FTR'leri trade ediyorsunuz. Aradaki fark bu. Ama mantık aynı arkadaşlar. Bir arz ya da talep bölgesini ta, ta, e, trade ediyorsunuz. Fark ne? Burada kırılım arıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada kırılım arıyorsunuz. Burada ise kırılım aramıyorsunuz. Bir düşüş, ciddi bir düşüş, net bir düşüş, bekleme, net bir düşüş arıyorsunuz. Yükseliş, bekleme, net bir yükseliş arıyorsunuz. Bunları FTR modeli, Doji. Buna da fl dar flak limit, geniş flak limit değil, dar flak. Pardon sesli bir sıkıntı oldu galiba. Dar flag limit, dar bayrak limiti şeklindeki doji trade'i diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, trend devam olarak anlatacağım doji modelleri bundan ibaret. Birkaç tane örneğine bakalım. Örneklerden sonra videoyu bitirelim. FTR şeklindeki flag limite Pardon, FTR e, modelindeki dojiye bakacağız arkadaşlar. Bakın bir mum beyaz düşüş mumu şu mum. Arkasından doji burada. Arkasından yine düşüş mumu FTR modeli. Ne yapıyoruz dedik? Hemen bunun üst çizgisiyle ya daha doğrusu şöyle yapsak daha iyi olur. Hemen bu dojiyi bir ne olarak işaretliyoruz? Talep bölgesi olarak aşağı Arkadaşlar ölçek ters olduğu için hemen ölçeği düzeltelim. Evet. Yükseliş mumu pardon. Ben biraz önce ölçeği ters çevirmiştim. Bakın bakıyoruz. Bir yükseliş mumu beyaz. Arkasından bir doji. Arkasından bir yükseliş mumu daha. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Doji. Ama trade edilebilir. Doji. Bunu FTR olarak kullanabiliyor, şey e, talep bölgesi olarak kullanabiliyoruz diyorduk. Fiyat tekrar bakın buraya geldiğinde bir mum atmış. Sonra bekleme doji mumunu şurada yükselmiş. Sonra bekleme mumu, sonra yükseliş devam ediyor. Bu mumu, bu dojiyi işaretliyoruz. Stop noktasını bu dojinin biraz altına koyuyoruz. Biraz altına koyuyoruz. Sonra buraya tekrar fiyat gelirse yukarıya yönlü Long işlemimizi açıyoruz. Arkadaşlar trade etme entry tipinize göre arkadaşlar. Orada karış yani her seferinde aynı şeyi söylemek istiyorum. 3 tane entry tip modeli var işte. Hangisini kullanıyorsunuz? Onunla buradan ıı, işleme girebiliyorsunuz. Bakın aynısı şurada da var. Ne yapmış? Rally. Bakın. Rally yapmış. Baz bölge yapmış. Rally yapmış. Görüyorsunuz. Burada kırılım olmadığı için bunlar hep FTR tipi olanlar. FTR tipi olduğu için ne yaptım? Bunu işaretledim. Ne olarak işaretledim? talep bölgesi olarak işaretledim. Yukarıya gitti o or gittiği için. Neden talep bölgesi olarak işaretliyorum? Çünkü yük denge yukarıya doğru bozuluyor. Doji'de bir denge var. Denge yukarıya doğru sonraki mumla bozuluyor. Sonraki mumu bilmesek bilemeyiz ne olduğunu. Sonraki mumda bir denge yukarıya bozulduğu için ne yaptım? Stop noktamı buraya koydum. Biraz aşağısında dojinin artık o sizin risk ödülü göre değişir. Dojinin biraz aşağısına koydum. İşleme giriş bölgesi olarak burayı belirledim. Ondan sonra yukarı yönlü işlemime girdim arkadaşlar. Bu gördüğünüz üzere e, APUST'de perp'te arka arkaya iki tane FTR modeli doji örneğini e, nasıl doji örneğini görmüş olduk. Nasıl trade edebileceğimizi göstermiş oldum. Bir de ee, şeye bakalım arkadaşlar. Flak limit şeklinde olan plak limit şeklinde trade edebildiğimizin örneğini bulabilecek miyiz? Ona bakalım. Onu da bulursak videoyu kapatalım. Bulmam pek uzun sürmedi arkadaşlar. Bakacak olursanız Fiyat burada gelmiş. Yükselmiş. Mesela bakın şurada trade edilebilir. FTR modeli bir doji bırakmış. Fiyat buraya gelseydi tepki alsaydı buradan işleme girebilirdik. Ama fiyat oraya gelmemiş. O fırsatı vermemiş. Buraya geldiğinde ne görüyoruz? Bakın burayı çizdik. Ne olarak çizdik bu noktayı? Bir direnç bölgesi olarak çizdik. Fiyat bu direnç bölgesini geçmiş mi? Geçmiş. Kırmış. Ve bakın net bir mumla kırmış. Bir net mumla kırmış. Ama kırmadan önce Hemen yakınında ne yapmış? Doji yapmış. Bakın bazen bu tam üstünde oluyor. Bu direnç çizgisinin ya da destek çizgisinin tam üstünde oluyor bazen. Bazen çok az üstünde oluyor. Bazen de biraz altında oluyor. Bunların hepsi kabul arkadaşlar. Bunların hepsi dar bayrak limiti şeklindeki doji. Nerelerde olabilirmiş? Hemen çizginin üzerinde tam üstünde biraz üstünde, biraz altında olan ve net bir kırılım veren, net bir kırılım veren, net bir kırılım gelen arkasından aşağıda yukarı fark etmez trendin yönüne göre bütün Dojiler bayrak tipi modelli, flag limit modelli doji olarak kabul edilebilir. Burada şartlarımız sağlandığına göre V şekli var mı diyeceksiniz. Var bakın keskin, ters ve yukarıya doğru kırıldığı için. Ve Güzel bir açıyla dik bir kırılım. Temiz bir kırılım da var. O halde ne yapıyoruz? Hemen diyeceksiniz burada iki tane duyucu var. Hangisini? Ben uzun olanı alırdım ya da risk ödülü oranına göre alırdım. Fark etmez. Şimdi bu şekilde alanı belirlerim. Yine burada risk ödül oranına göre de alabilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu momentumun Mumu da baz alabilirsiniz burada. Ee, bazen öyle yapıyorum. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Ben kendi e, trade etme şeklimden bahsediyorum şu anda. Bazen e, böyle olduğunda bayrak limitinde şu mumun yani momentumlu bir mumda bir enguf görüntüsü varsa o mumun biraz altına stopumu koyuyorum. Ama bu işin e, tarif edilen e, kuralı bu dojinin stopu altına koymanız altında bir noktaya koymanız daha sonra da daha sonra da e, işlemi bu bölgeden bu sarı bölgede herhangi bir belirlediğiniz ilk çizgi de olur şurası da olur belirlediğiniz bir bölgeden girmeniz yukarı doğru işlem açmanız ve arkadaşlar bu örnek için şunu söyleyeyim şu daha sonra oluşan mum kırdığı için şunu hiç dikkate almadık bile zaten. bazen şöyle oluyor. Şu iki mum birbirine çok yakın oluyor. Yani ya tek mum gibi düşünüyorsun onu. Ona göre mesela bu şunun birazcık daha iğnesi aşağıda oluyor. Birbirine çok yakın olduğu için ya ikisini birden kırmış bu diyorum. Ve iğnesi aşağıda olanı dikkate alabiliyorum. Yani burada birazcık iş sizin yorumunuza kalıyor. Eğer iki tane mum varsa İki tane dojumu mu varsa, o yapı içerisinde. Zaten bazı bölgelerinin ne ifade ettiğini anladıysanız, bunu çizmekte zorlanmayacaksınızdır. Bu dojiyi çiziyoruz, bunu trade ediyoruz arkadaşlar. Bu da bayrak limit modelli dojiydi. Arkadaşlar, iki saatte net göremiyorsunuz ama iki saatlik bunlarda net göremiyorsunuz ama şurada aslında bir kırılım var. Bakacak olursanız. DYDX örneğindeyiz bu arada. Evet şöyle bir düşüş gelmiş bakın. Şöyle bir direnç görmüş. Tekrar düşmüş şöyle gelmiş falan böyle bir hareket. Şurada bir direnç bölgesi yapmış. Sonra fiyat geliyor. Yükseliyor güzel mumlarla yükseliyor. Burada bir duruyor bir tepki geliyor. Sonra bakın bir tane iğne atıyor. Bu neydi? Doji'ydi. Hem doji hem pin var hepsi reversal değildir. Bazıları yok edicidir. Bunu daha önce anlatmıştım spike'lar konusunda. Burada bir tane pin bar attı. Ee, pin barımsı doji attı. Bakın gövdesi çok küçük. Alışla fiyat satış fiyatı birbirine yakın. Bakın şuradaki de aynısı. Neredeyse. Ee, yakın bir kırılım gerçekleşmiş. Temiz bir kırılım mı? Evet temiz bir kırılım. Bakacak olursanız 3 tane mumla gelmiş. 1 tane bekleme mumu yapmış. Yukarı doğru çıkmış. Biz bunun temiz kırılım olup olmadığını, şunun çalışıp çalışmayacağını, bunun pin bar mı? Pin bar olarak, reversal pin bar olarak çalışıp aşağı mı gidip gideceğini? Yoksa yukarıya doğru gidip, gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Pin barın kurallarını biliyorsanız ve pinbar olduğunu düşünüyorsanız pinbar olarak trade edersiniz. Pinbar kuralları dahilinde. Yok doji'nin kurallarını biliyorsunuz ya da ikisini de birden biliyorsunuz. Doji dahilinde trade edersiniz. Şimdi doji bize diyor ki doji tek başına trade edilemez. Arkasından bir mum gelmeli. Koşulları var. Geldi. Doji oluştu ve ne yaptı? Pinbar'da da öyle gerçi altında Kapanış vermesi falan gibi koşullar var. Daha güvenilir pin bar trade etmek isteyenler için ya da yarısını test etmesi gibi vesaire koşullar var. Her neyse e, geldi, neyi kırdı? Bir direnci kırdı. Hangi mum? Doji'den sonra oluşan mum. Tamam, o zaman artık Doji trade edilebilir Doji modelimiz aktif oldu. Şu beyaz muma kadar trade edilebilir Doji modelimiz aktif değildi. Ne zaman ki şu mum? Yukarıya temiz kırılım gerçekleştirdi. O dojiyi geçti. Dojinin üstüne kapanış vardı ya da dojiyi kırdı yukarıya doğru. O zaman arkadaşlar tabi desteği de direnci de kırdığı için e, bu trade edilebilir bir doji haline geldi. Hemen biz ne yaptık? Doji kuralına uygun olarak bunu çizdik. Alanını çizdik. Stop noktamızı ne yaptık? Hemen dojinin altına koyduk biraz altına koyduk artık o sizin tercihiniz buralara emir koyduk şuraya şuraya falan sonra yukarıya doğru long işlemimizi aldık ve yukarıya doğru yaklaşık işte pinbar falan da görmüşüz burada kaç saatlik e, yaklaşık 10 saat falan bir yükselişi yakalamış olduk yeni tepeyi görmüş olduk arkadaşlar evet Böylelikle arkadaşlar e, trend devam formasyonu olarak trade edilebilir olan FTR modelle ya da flag limit modelle dojileri nasıl kullanacağımızı dar flag limit modelle dojileri nasıl kullanacağımızı anlatmış oldum. Bir de e, tepe ve diplerde oluşan dojileri nasıl kullanabileceğimiz, onlardan nasıl yararlanabileceğimizi anlatacağım. Bir sonraki videonun konusu da o. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar, bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.